Çocuklarımla aramdaki sınırları belirlerken nelere dikkat etmeliyim? Bu neyle de ilgili biliyor musunuz? Benim hep kafamda şüphe olan bir durum da bu. Çocukla arkadaş olmak, arkadaş gibi olmak gibi bir takım şeyler var ya, son dönemdeki ebeveynlerin sıklıkla dile getirdiği. Orada işte başlıyor iş. Çocukla nasıl sınır çizilir çocuğa? Çocukla arkadaş olunur mu? Olmak doğru mudur? Gibi. Çocukla bir ebeveyn asla arkadaş olamaz. Yani biz arkadaş gibiyiz lafı yanlış bir laf. Ebeveynlerin çocukla arkadaş gibi olmaları diye bir kavramı yanlış buluyorum ben. Ebeveyn annedir, babadır. Sadece ben anneyim, babayım diye her dediğini çocuğa yaptırmak yerine demokratik bir ortamda çocuğun fikrini de alarak, mantıklı açıklamalar yaparak çocuğunuzla iyi ilişki kurabilirsiniz. Çocuğunuzun fikrini alacaksınız. Ama Türkiye'de ya da bütün dünyada var belki, konuşmalar yarıda kesilir. Yani bizde çok oluyor bu görüşmeler sırasında. Bir düşünme süreniz var, pause time'ınız var. Oradan geçerken pat bir cevap geliyor. Konu sapıyor. O konuyu saptırıyor ve arzu edilen görüşme yapılamıyor. Evet. Ve sürekli amalarla, sürekli itirazlarla, sürekli bilmem nelerle siz cerh ediliyorsunuz. Fikriniz küçültülüyor. Bunu kim yapıyor? Sizden yardım isteyen insan yapıyor. Evet. Kendi isteğiyle gelmiş. Bu açıdan çocuklarınıza da bunu yapmamanız lazım. Çocuklar ağzını açar açmaz lafını ağzına tıkamayın. Sonuna kadar çocuğunuzu sabırla dinleyin. Çocuğun düşünce ve duygularını da anlamaya çalışın. Uygun bulup bulmadığınızı düşünün. Eğer uygun bulmuyorsanız neden uygun bulmadığınızı çocuğunuza sevgi dolu bir yüz ifadesiyle anlatın. Kızgınlık ve öfke ifadesiyle kurulacak diyalogdan fayda gelmez. Peki, şimdi sınırları belirlerken diyelim ki evin içinde bir takım sınırları belirleyeceğiz. Oturup bunu çocuğumuzla birlikte yapacağız. Evet. Bunları bazen şeyde yapıyorlar ya, kural, evimizin kuralları diye böyle bir yere yazmak çocukla birlikte motive edici olabilir mi? Olabilir. Peki diyelim ki çocuk dışarıda başka bir aileye gitti, işte arkadaşına girdi ve orada kendi evindeki kuralların tam tersinin uygulandığını gördü. Ve eve geldi, dedi ki ama Ayşelerin evinde öyle değil. Ne cevap vermemiz lazım? Burada cevap vermesi gereken şey şu, o ailenin kendi doğruları olduğunu, kendilerinin uygulaması gerektiğini, o uygulamaların orada yapması gerektiğini, bazı insanların bu tür görüşme konuşmaları yapamamış olabileceğini, bu yüzden onların doğru olup olmadığını da tartışılması gerektiğini açık açık konuşmak gerekir. Çocukla bir yetişkinmiş gibi onun kesinlikle anlayabileceği bir dilde kesinlikle ve düzgün, güzel bir yüz ifadesiyle, kızgın, sevgi dolu, asık suratla hiç değil. Ağlamaklı yüzle hiç değil. Peki.